Arkadaşlar merhaba. Teknoloji Sohbetleri'nin 6. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde Netflix ve Amazon Prime karşılaştırmasını yapacağız. Umarım zevkle dinleyeceğiniz bir sohbet olur. Öncelikle şunu söyleyeyim. Telegram gruplarımıza hepinizi bekliyoruz. Şimdi sözü ilk olarak Levent'e verelim. Levent, Amazon Prime ve Netflix hakkında ne düşünüyorsun? Önce Amazon Prime'den başlayalım istersen. Herkese selamlar. Ben Amazon Prime'ı herhalde 3 gün falan oldu başlatalı. Zaten şu an ücretsiz bir üyelik hakkımız var 1 aylık. Açıkçası ben Netflix'te kullanan bir kişi değilim. Sadece denemek için 3-5 gün kullanmıştım. Daha çok daha önceki programlardan arkadaşlar bilir, torrentten işim görüyordum. Ancak Prime'a girdiğim zaman yani beni aslında görüntü kalitesiyle bir kere cezbetti. Hani Netflix'teki gibi bir hani verdiğin fiyata göre artan bir görüntü kalitesi yok. 7.99'u şu an için bir ücreti var ki onu anladığım kadarıyla 1 dolara eşit hale getirecekler. Yani dolar düşerse düşecek, çıkarsa belki çıkacak. Yani fiyat olarak şu an çok uygun. Benim zaten takip ettiğim, daha önceden ilk sezonu izlediğim bir Boys diye bir dizi vardı mesela. Onun ikinci sezonunu şu an izledim oradan, bitirdim. Gayet güzel görüntü kalitesi. Bir de şu çok hoşuma gitti. Mesela bir ekran sahnede görüntüyü durdurduğunuz zaman o sahnedeki kişilerin yani aktör ya da aktrislerin hemen bilgilerini görebiliyorsunuz. Yani "Aa, bu işte kimdi?" ismini hatırlayamıyorsunuz ama durdurur durdurmaz o sahnedeki kişileri görmeniz de gerçekten güzel bir şey. Şu an içeriklere baktığım zaman az içerik var. Yani Netflix kadar kalabalık değil. Ama mesela bilmiyorum takip ediniz var mıydı? Eski dizilerde mesela çok güzel diziler var izlenebilecek. Mesela bunlardan biri işte 24'ü gördüm, Expanse'ı gördüm, Star Trek'i gördüm. Bunun dışında takip ettiğim önceden işte The Man in the High Castle var mesela, çok güzel bir dizi. Jack Ryan var. Bunlar gerçekten aksiyon sevenlere, işte distopik şeyler sevenlere tavsiye edebileceğim diziler. Bunun dışında çok daha eski diziler de var. Şimdi Mr. Robot, Prison Break, The Office, X-Files. Bunlar hani içerik az ama yani içerikler kaliteli içerikler benim gördüğüm kadarıyla. Yani Netflix'te mesela çok içerik var ama izliyorsunuz ya birçoğu gerçekten vasat yani. Hani ama içerik sayısı olarak baktığın zaman çok. Mesela şeyi baktım. Şu an Amazon Prime'de tabii eksiklik şu. Yeni Türkiye'ye açıldığı için Türkçe seslendirme içerikleri az. Ya da bir stand-up'a girdim mesela, stand-up kategorisine bakayım dedim. Orada Türkçe altyazıları bile daha verilmemiş. Birçok içerik var. Şu an için erken yani hani onu çok net değerlendirmek için ama ilk izlenim olarak benim hoşuma gitti. Fiyatı uygun açıkçası. Yani 7.99 aylık çok uygun. Ayrıca bu 7.99'u verince de Prime özelliklerinden yani Amazon'un alışverişinden vesaire kargo ücreti ödemiyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Açıkçası Kaan'ın görüşlerini Levent, çok ben merak bir soru sorayım sana. Ondan sonra Kaan'a görüş verelim. İçeriği yeterli bulmadın tabii Netflix'e göre ama kalitesini anladığım kadarıyla yeterli buldun Netflix'e karşılaştırdığımızda. aynen öyle. Ya bir de mesela bazı şeyler Amazon orijinal içerikleri var. Yani bakıyorum şimdi Marvelous Mrs. Maisel var mesela. The Good Omens var. Expanse var. Yani bunlar zaten Amazon'un kendi içerikleri. Biraz film kısmında mesela bilim kurgu seviyorum ben izlemeyi. Bilim kurgu ya eski filmler var ya da çok fazla içerik yok mesela orada. Hani bunlar bence artacaktır hızlı bir şekilde. Oraya Peki gösteren ilgi şeklinde. Türkçe dublajlı veya Türkçe altyazılı içerikler sence yeterli mi? Hani sen İngilizce biliyorsun bildiğim kadarıyla. Hani bilmeyen Ya benim biri çok böyle üst düzey bir İngilizce şeyim yok ama şöyle söyleyeyim. Ya ben zaten Türkçe dublaj olsa da filmleri Türkçe dublajı seven bir insan değilim. Ya çünkü o duyguyu veremiyorlar. Yani Türkçe dublajı yani ne kadar iyi yapılsa da o şey bana geçmiyor. Yani bir filmi orijinal sesiyle izlemeyi ve Türkçe altyazılı izlemeyi takip et, seven bir insanım. Şu an tabii en azından Prime üyeliğim varsa her içerikte bir Türkçe altyazı bekliyorsun. Bulamadığın içeriği de izlemek istemeyince gerçekten can sıkıcı olur. Şu an bence o konuda eksikler. Çünkü ben 3-5 tane video açtım mesela. Onların Türkçe altyazısı bile yoktu. O zaman hani Türkiye'yi açmayacaksın abi o zaman. Yani eğer Türkiye'de bir üyelik girişini yaptığımı benim görüyorsan
Türkçe altyazı vermediğin içeriği bana göstermemen lazım. O konuları eksik. Ama dediğim gibi kaliteli işleri olduğunu gördüğüm için şu an için memnunum. Ya da şöyle yapabilir mesela. En başta hesabın içinden sen seçeneklerini seçersin. Karşıma ne çıksın? İşte sadece Türkçe altyazılar ya da sadece Türkçe dublajlar ya da Aynen öyle. her ikisi üstüne bir de orijinal dili İngilizce olanlar gibi seçenekler olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla hesap ayarlarının altında öyle bir şey yok ama şöyle bir şey var. Seslendirmeler ve altyazıları seçebiliyorsun menüde ve uygulamaya bir güncelleme geldiğinde Android Box için kastediyorum abi, Mi Box S için uygulamaya güncelleme geldi ve hem hesaptan çıkış oldu benim, tekrar hesaba girmek zorunda kaldım, tekrar dil seçeneklerini seçmek zorunda kaldım. Yani sadece benim seçtiğim seçeneklerde bir içerik çıkarsa bana daha iyi olur. En başından beri tabi geçenki HVP'deki canlı yayında da söyledim. 2 hafta öncekine nazaran Türkçe dublajlı içerikler daha fazlalaştı. Ama tabi ilerleyen zamanlarda belki daha da iyi bir hale gelecektir. Ya Kaan, ben açıkçası şeyi bekliyorum. Son Kaan'a geçmeden önce onu söyleyeyim. Mesela şu an IMDb'den bilmiyorum. Siz filmleri takip ediyor musunuz? evet, Yorumlara ben bakıyor musunuz? uygulamasını takip ediyorum. Hatta Ya puanlama ben falan mesela çok yapıyorum. sık kullanıyorum. Burada da bir Amazon'la da şey yapacağını düşünüyorum. Yani orada bir entegre sağlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla Amazon destekli bir IMDb zaten uygulama. Yani orada kendi şeyine girebiliyorsun. Burada da IMDb örnek veriyorum. Ben olsam ne yaparım Türkiye için? IMDb puanı yüksek filmleri falan ön plana çıkartırım. Çok da cazip gelir insanlara. Evet. Tabii önce dublaj işini çözmeleri lazım. Dublaj ve altyazıyı. Kaan? Öncelikle herkese merhaba. Şu IMDb olayını söyleyeyim ben. IMDb Amazon'un. Amazon'un olduğu için zaten programın içinde bütün filmi durdurduğunda oradaki şeyler geliyor. Bilgiler geliyor. Ya şimdi şey olarak da Levent'i dediği gibi erken aslında bir şeyler söylemek için şöyle tamam Amazon Prime Video bölümünü baz alalım öncelikle onu söyleyeyim. İçerik çok az. Bir girdiğiniz ülkenin diliyle ilgili çalışma eksik. Hani orada biraz daha çalışmalar lazımdı. Kullandığı programlardan bakarsak videodan yine bahsediyorum. Mi Box var bende, iPhone var, Android var. iPhone'da bir sıkıntı görmedim. Android şeyde de görmedim. Telefonda da görmedim. Ama Mi Box'ta mesela ki Mi Box biliyorsunuz TV'yi akıllı TV yapan bir cihaz. Bir de Yani stream'e bu demek yönelik o yani. Stream yani uygulamasısın sen. bu demek oluyor ki yok hayır şunu demek istiyorum. Bu demek oluyor ki bu izlemek için yapılmış bir cihaz yani. Bu tüketim cihazı. Sen de tüketim firmasısın. Ne yapıyorsun? Bize film ve video veriyorsun. İzliyoruz biz değil mi? Bunu öncelikle telefondan ve tabletten veya ne bileyim şeyden önce bence TV'ye uyumlu olan yazılımlarını çok iyi başarılı yapması lazım. Ben Mi Box veya Apple TV için söyleyeyim. Netflix'in çok çok gerisinde şey olarak. Kaan, ben bir Programın şey kalitesi söyleyeyim olarak. burada. Mi Box uygulamasına girdiğimde dedim ya hesaptan çıkış yaptı diye. Çıkış yaptıktan sonra hani girdim. Diziye girdim. Hiç dil ayarlarına bulaşmadan direkt izlediğim diziye devam edeyim dedim. Dizi İngilizce olarak açıldı. Demem ben bunu ayarladım. Ana ayarlara Heh, gitmen lazım. aha. Ana ayarlardan Türkçe altyazıyı istiyorum diye Evet. seçmen lazım. Yani Ondan sonra film başladığında içini değiştirebiliyorsun. İşte benim O dediğim da bir saçmalık. Mi Hani Box'ta filmin içinden hatta direkt yapman lazım. hani filmin içinde dili değiştiremedim. Yani dizinin içinde dili değiştiremedim ben. Sonra ana ekrana çıkıp üstten seslendirmeler ve altyazılar bölümüne gelip seslendirmelerden Türkçeyi seçtikten sonra tekrar dizinin içine girip diziyi başlatıp bu Ya şekilde Türkçe şimdi oldu. Yani şöyle bir şey ikisinden de var. yapılabilmeli. Biliyorsun Mi Box tarzı televizyona bağlı stream cihazlarının bir tane kumandası vardır. Üstünde 4-5 tane düğme vardır. Çok basitleştirmeleri gerekir programları ki insanlar oturduğu yerden dediği ayarları yapıp filmi izlesinler. Zaten play ileri sarma falan olur yani. Bir dili değiştirirsin, sesi değiştirirsin varsa farklı ses. Ondan sonra izlersin. Eğer YouTube gibi bir şeyse en fazla da kaliteyi değiştirmek için bir menü olur. Çok da bir ahım şahım bir menüye gerek yok.
Netflix'le Prime Video'nun programları çok farklı. Tamam, demin dediniz hani Prime Video'da durduruyorum. İşte orada oynayanların şeyleri falan var. Ya şimdi ben çok da açıkçası onu oynayanları görmektense, ben filmi durdurduğum zaman filmin içinde atıyorum sesi değiştirebilmek veya altyazıyı kapatıp açabilmek veya boyutunu büyütebilmek gibi seçeneklerin daha güzel olmasını isterdim yani. Atıyorum filmden çıkıp da ayarlara girip ayarlayıp sonra tekrar filme girip, bir de filmin kaldığı yerden devam etmiyor bazen. Öyle bir şey var. Ben Netflix'te öyle bir sorun yaşamıyordum. Ben hangi platformdan gireyim, yarım bırakayım, orada diğer yine geçtiğim zaman hemen otomatik kaldığı yerden şey yapabiliyor. Bir de Ama Mi ben Box'ta ve Apple TV'de şöyle bir şey var. Arka plana attığınızda, geri çağırdığınızda uygulama baştan başlıyor. Bu da bir yanlış. Ben mesela Netflix'i arkaya atıyorum, televizyonu kapatıyorum. İçeride yemeğimi yiyip geri geliyorum. Açtığımda aynı yerde kaldığını devam edebiliyorum. Yani play'e basıyorum, devam ediyorum. YouTube. Hani bu olay da yok. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Tamam, iyi güzel. Videosunda, o video olayında eleştirdiğim yerler bu. Ama Amazon Prime yani büyük bir firma. Şimdi çok büyük bir firma olduğu için damardan ve can alıcı noktalardan girdi Türkiye'ye. Nedir? Birinci fiyat. Biz yani eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Çok iyi bir kazancı olan bir ülke değiliz, vatandaş olan bir ülke. Siz 1 dolardan yani 7,99'a bir ürün satıyorsanız tabii ki beğenilirsiniz. Şey yaparsınız hani müşteri kitleniz hemen artar. Ama bak ben size söyleyeyim, bu 20 liraya çıkarsın yeri gelsin hani şeyle beraber Netflix gibi ileride yükselsin. Çoğu kişi şey yapmazsa, bu dediklerimi video izlemek için düzeltmezse kimse üye olmaz. Ama çok büyük güzel artıları var. Ben şeyi mesela hoşuma gitti. Netflix'teki gibi bir ekran, iki ekran, beş ekran falan diye ayrı fiyatları yok. Prime'ı biz şimdi ben ücretsiz üyeliği başlattığımdan sonra istediğim telefonda, programda aynı anda izleyebiliyorduk. Eşim de açıyor izliyor, ben de izleyebiliyorum. Yani diğer tarafta açık izleyemezsin demedi. Bu free'ye özel mi? Sonra parasını ödeyip aldığımızda farklı mı olur bilmiyorum onu. Ondan sonra ya video ile ilgili diyeceklerim bunlar. Levent'in dediği gibi de altyazı olmayan çok içerik var. Herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Hani Türkiye'nin zaten genelinde İngilizce bilme oranı çok düşük. Bazı insanlar mesela benim eşim ilk açtığımda izlemekte dedi ki altyazı yok şey dublaj yoksa ben izleyemem dedi. Çünkü yemek yaparken telefonunu kenara açıp orada bir şeyler izlemeyi seviyor. Ben diyor altyazı izleyemem diyor yemek yaparken diyor. Ben o an kulaklığı takılı bazen bölümlerde sahnelere bakmadan da izleyebiliyor. Hani öyle izlediğim zaman da diyor benim diyor anlayabilmem lazım diyor. Altyazı olmaması lazım. Yani dublajlı olması lazım diyor. Onu bir kere kaybediyor. Başka bir ayrı bir kullanıcı olsaydı almayacak, almazdı yani gibi. Şeye gelirsek Amazon Prime büyük bir firma olduğu için tabii hemen market bölümünde o şeyde Prime'in içinde veriyor size. Orada güzel. Kargo hepsi bedava. Hızlı, bazı şehirlerde hızlı geliyor gibi özellikler sunuyor. Dediğim gibi büyük bir firma olduğu için girdiği ülkede damardan böyle özellikler sunduğu zaman bizim ülkemizi sevilir. Yani bu 2-2-4. Ya ben Amerika'da yaşıyor olsaydım belki bunları çok dert etmezdim. Hani illaki orada daha farklı, ben dinledim geçen birini. Daha bize verilen özelliklerden daha fazlaymış Amerika'da. Ama orada kazancın yüksek olması, gelir seviyesinin yüksek olması, insanların rahat yaşıyor olması, bazı böyle özellikleri çok da aman olsa da olur, olmasa da olsun diyebilirler orada. Ama burada adam bir kargo bedava, ne alırsan alsın bedava. Sana özel içerikler var, sana uygun indirimler var. İşte sen diğerinden daha premiersin, yani ismi öyle, zaten sen farklısın dediği zaman bizim ülkede bir artı şey oluyor tabii, o milletin hoşuna gidiyor. Ama bana sorarsanız ben şu an bir faydasını görmedim. Antalya'da yaşıyorum. Bana yine 3 günde geliyor kargo. Ondan sonra hepsi buradan alıyorum. Yine 3 günde geliyor. Hepsi burada da kargo hiçbir parası vermiyorum. Ben efsane diye bir şey var onun. Ona bir şekilde çok alışveriş yaptığımdan mıdır nedir bilmiyorum. Ondan dolayı ona beni eklemişler. Sınır da yok. Şu an ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Ama ne alırsam alayım ben kargo ücreti vermiyorum hepsi burada da. Hepsi jetle gönderiyor bana hep. Hepsi jet de çok uygun şey geliyor. Hızlı ve geliyor. Ne bileyim mesajları sürekli geliyor. Antalya'ya vardığında Antalya'ya vardı mesajı geliyor. Sonra işte biz size bir numara gönderiyoruz. Bugün içinde bu numarayla teslim alacaksınız diyor. Ve o gün gönderiyor. Hani ben de demin Onur dedi. Hardware Plus'ın hani yaptığı şeyde orada bir arkadaşımız vardı bizim. Ersin abi şey dedi ona. Sen Kadir Gecesi'nde doğmuşsun herhalde. Hiç sorun yaşamamışsın dedi. O çünkü yaşamadım dediği de hiçbir firmayla.
Ben ne aldıysam tıkır tıkır geldi dediydi. Ben de öyleyim. Yani şu ana kadar bir şey yaşamadım, sorun yaşamadım. Artı benim hepsi burada, şöyle bir şeyim var. Ben geçenlerde bir tane bir ürün aldıydım 49.90'a. Ürün dördüncü günü gelmedi. WhatsApp webimden yazdım, dedim ki böyle böyle dördüncü gün oldu. Bakın normalde üç güne en geç geliyordu. Hani ondan sonra dördüncü gün oldu. Neden böyle dedim. Direkt bana 49.90'lık hediye çeki tanımladılar. Aldığım ürün bedavaya geldi. 49.90'a gittim, başka bir şey aldım. Bir tane daha. Yani bilmiyorum, hani Amazon Prime için de şey diyorum, mesela işte her zaman erken diyoruz. Bir yaşayıp görelim bakalım, bir yıl iki yıl sonra Türkiye adapte olacak mı? Bakalım Türkiye'de kargocularla kavga edecek mi? Hayır arkadaş, ben sizi beğenmedim. Siz kargoları havada fırlatıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Benim özel kargom deyip Amazon Kargo diye bir kargo firması Türkiye'de açar mı? İş kolu verir mi? İnsanlarımız iş sahibi olur mu? Hani bunlar bir sene sonra falan demek lazım. Hani iyi güzelsin falan diye. Peki Veya bir de Amazon Prime'de şey diyeceğim. Şey yok herhalde ya, çok ürün yok. Ben mesela yine de ona şey olsun diye, o kadar insan diyor yani bir bildiği vardır diye giriyorum, aynı ürünü orada arıyorum, bulamıyorum Amazon Prime'da. Yani sattığı ürün de çok az herhalde şu an. Evet, şu an ürün İnce çeşitliliği az kan. şey mi yapıyor acaba? Okuyup hani şey mi yapıyor? Çok Ya inceliyor da her markete almıyor mu her şeyi acaba markalarla firmayı? anlaşma yapma aşamasındadır belki şu an, yani onu bilemeyiz yeni girdiği için. Peki sen aldın mı hiçbir şey Amazon Prime satış sitesinden, Amazon.com.tr'den? Yok, şu an kullanmadım. Yani sepete çok attım. Tam almak şeyindeyken baktım hepsi burada da aynı fiyatı alıyorum. Bildiğim yer dedim, hepsi burada da aldım. Devam ettim hep. Mesela ben şöyle söyleyeyim, Hardware Plus'ın canlı yayınında da anlattım, burada da söyleyeyim. Mesela ben köpek maması aldım 15 kilo. 15 kiloluk bir ürüne kesinlikle kargo çıkar, bilirsiniz siz de. Kargosuz aldım tabi, Amazon Prime üyesi olduğum için. Yani herhangi bir ürünü kargosuz alabiliyorsun. Mesela bugün sabah Mi Band 5 aldım. Eşime doğum günü hediyesi. En uygun fiyatı orada buldum. Kargosu da olmayınca çok güzel bir fiyata geldi. Hemen de bugün kargoya verdiler hatta. Herhalde yarın ulaşır elime. Bir günde geliyor çünkü Edirne'ye. Tabii sen Antalyalı olduğu için biraz daha uzak ama bence bir dene. En azından fiyatını uygun bulduklarını bir dene. Hazır Prime üyesiyken. Bence 13-14 Ekim'de denesin abi, Bak, Prime Day diye bir evet, şu an 13-14 Ekim mesela tarihi önemli. Evet, orada kampanyalar olacak. Onur, şu an mesela hepsi burada diye girdim hemen. Sırf senin şeyine, hatırına. New Dog kuzu eti, pirinçli bilmem neyle 15 kiloluk bir şey 85 TL. Kargo Altını bedava tık mı? bana kargo bedava çıkıyor bana mesela. Sana ama onun. Hepsi burada da sana Yani özel. bana demiyor ama sana özel demiyor. Belki herkese Demiyor mi özel bilmiyorum. Bu linke girip bakması lazım insanların. Hani gerçekten. Bu aralar belki de Amazon'dan dolayı mı yapıyorlar acaba? Onu da Amazon'dan dolayı bilmiyorum. yapıyor olabilir. Çünkü ben ne zaman böyle 15 kilo köpek maması aldıysam kargo parası ödedim yani. Düzenli aralıklarla bittikçe alıyorum ben bu 15 kilo Ama mamayı. işin özü şöyle bir şey var. Benim hoşuma gidiyor. Ne kadar çok olurlarsa böyle fırsat sunan son kullanıcıya, bizim için faydası Ya olacak. rekabet Sonuçta her zaman iyidir ya bence. tercihimiz olacak. Güzel olacak yani. Belki de şey olacak, iyi olacak. Hepsi buradan ben rastlamadım ama hepsi buradan rastlayan arkadaşların belki birçok sorunu bu Amazon'un ülkeye girmesinden dolayı düzeltmek zorunda kalacak. Mesela Beğenilmeyen yerlerini. ben size şunu söyleyeyim. Edirne'de en kötü kargo MNG kargoydu. Bu Amazon MNG kargoyla çalışmaya başladıktan sonra ben her kargomu istisnasız gider şubeden almak zorunda kalırdım. MNG kargodan. Bu Amazon MNG ile çalışmaya başladığından beri MNG kargo bile Türkiye'nin herhalde en üst düzey şirketlerinden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Yani Yani inşallah kargo olur. firmalarını bile Sonuçta belki uzun vadede iyileştirecek en azından MNG kargoyu. bize yansıyacak. Biz müşteri olan biziz. Bizim iyiliğimiz için olacak. Ben ondan dolayı seviyorum. Yani başka firma da gelsin. Gelsinler de şey yapsınlar yani, ortalığı karıştırsınlar, iyi olur. Tabii bir de mesela şu var dikkat edilecek. Amazon.com.tr'den satın alacak arkadaşlara tavsiye. Satıcısı Amazon olmayan satıcılardan alışveriş yapmamaya dikkat etsinler. Çünkü yine söylüyorum, Hardware Plus'ın videosunda söylediğim şekilde ben daha önce iki tane NAS cihazı aldım ayrı ayrı zamanlarda. İkisini de Amazon'a beğenmedim diyerek iade edebildim. Amazon'un kendisinden aldığım NAS cihazında herhangi bir sorun yaşamadım. Hemen paramı aldım. İkincisinde de başka bir
satıcıdan aldım yine Amazon üzerinden. Onunla sorun yaşadım. İade ettim. Tamam, Amazon bana paramı iade etti. Bu sefer satıcı ürünü benden geri almak istemedi ve beni tehdit etti. Herhangi bir kargo kodu ve adres göndermedi. Ürünü geri göndereyim diye. Ben paramı aldım. Ürünü göndermesem göndermem de. Yani sürekli iletişim halinde kalmak zorunda kaldım o satıcıyla. Boşu boşuna tehdit edildim. Bir ürün aldım ve iade ettim. Bir gün, 2 gün kullandım ve beğenmediğime karar verdim. Hakikaten de kullanışlı bir ürün değildi bir NAS cihazı olarak. Yani onlar alışmışlar, diğer satıcılar ne işte Neon 1 gibi gitti gidiyor gibi, hepsi burada gibi yerlerde, hep onların arkasında olan pazar yerlerini. Burada tabi sıkıntıya düşecekler. Dürüst, doğru düzgün iş yapmayan, güzel çalışmayan bir firmanın Amazon içerisinde tutunabileceğini de düşünmüyorum ben. Burası çok açık. Levent. Şimdi bu Amazon'un bir şey söyleyeceğim. Tamam Amazon'un tamam. kendi deposu ve kendi ürünleri var değil mi İstanbul'da? Gebze'de. Kocaeli'de. Kendi yani sonuçta bir istihdam ediyor. Bir Türk insanlar çalışıyor değil mi orada? Evet. Evet, tamam o zaman. Yoksa şey diyecektim. Yani sadece öteki türlüyse hani hepsi burada çünkü Türkiye'de bayağı şey sözü geçen kuvvetli yani hani şey olur mu diye. Hani diğer taraftan baskı olur mu Amazon'a? Hani çok agresif giriyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Burada ülkede ne bileyim hani ne derler ona şu şey var ya. Ya Amazon'un pek tınlayacağını zannetmiyorum ben. Öyle bir şey olsa Ya bile. Amazon tınlamaz, ne yapar? Geri çıkar gider. Hadi eyvallah der, çıkar gider. Yani muhtemelen öyle olur. Olduğu gibi diğer firma büyük firmalarda olduğu gibi yani hani bak bu mesela dün değil evvelsi günde şey oldu, süresi de oldu. Konumuzla alakalı değil ama Neyin bu süresi? şey sosyal mecraların verdiği bizim devletimizin bir verdiği süre vardı ya hani Ha, Türkiye'de büro şey açma falan, ofis ha, açma. onun bir aylık süresi doldu geçen 2-3 gün sonra şimdi asıl süre başladı şimdi bir ay içinde dönüş yapmazlarsa bir ay sonunda ne yapacaklar bilmiyorum hızı kesecekler mi veya şey yapacaklar mı onu bir gün onu da konuşalım isterseniz. Amazon'un Türkiye ofisi vardır ya. Amazon işte zaten deposu varsa, Türk çalışanı varsa vardır Yani vardır, otomatikten. mecburen Yani olması gerekiyor zaten. sonuçta bizim devletimizin istediği şey yani ben arabaya binip memurumu gönderebileceğim bir temsilci istiyor. Derdi o yani sadece. Bir olur, Yani. beş olur. Bir şahıs istiyor yani. Levent'e de soralım. Levent, sen Amazon Prime'dan ürün aldın mı? Kaç tane aldın? Nasıl bir Ya kargo süreci açıkçası yaşadın? ben Amazon'dan da şu an alışveriş yapmadım. Şu 13-14 Ekim'i bekliyorum. Prime Day'i bekliyorum. İndirimler ne olacak? Yani çok acil aldığım bir şey yok ama ben mesela hepsi burada da Kaan kadar şanslı değildim. Yani çok üründe de böyle geç gelme, geç teslimat sıkıntısı İstanbul'da olmama rağmen yaşadım. Ya da örnek veriyorum, iki tane ürünü aynı anda sipariş veriyorum. Biri 2 günde geliyordu. Biri bir hafta sonra geldi. Ben işte kahve filtresi falan alıyorum mesela hepsi buradan. Sen bir de Çok İstanbul'dasın, da değil mi? İstanbul'dayım, Anadolu yakasındayım ben. İstanbul'da Ya olmana mesela rağmen bu kadar geç olması tabii ya sıkıntılı. 30-40 liralık bir şey veriyorum mesela. Hop kargo ücreti çıkıyordu 8-9 lira. Şimdi aynı fiyat olmasa bile örneğin 5 lira pahalı olsa bile ben kargo ücreti ödemeyeceksem gider Amazon'dan alırım yani. Hani sonuçta Prime kullanıyorum. Hani o özellikten dolayı kargo vermemek çok mantıklı. Ben hani Türk yani elektronik satıcısı olan şirketlerin Amazon'dan sonra ciddi anlamda rekabete gireceklerini, bunun da bizim gibi son kullanıcılara yarayacağını düşünüyorum. Özellikle de hani müşteri hizmeti konusunda yani fiyatlarda çok böyle inanılmaz ucuzluklar yapacaklarını zannetmiyorum. Belli dönemler dışında işte bu işte Black Friday'dir, işte yıl sonu Yani indirimleridir. çok ucuza ürün satmaz tabii ki de. Kimse satmayacak abi. Hepsi burada da satamayacak. Çünkü şu an hani ben satın almada çalışıyorum. Çalıştığımdan biliyorum. Bütün firmalar deli gibi fiyat artışları gönderiyorlar. Şu kur artışından dolayı. Şurada 1-2 hafta içerisinde yılda bir kez geçtiğim firmalar şu an ikinci, üçüncü şeylere fiyat geçişlerini gönderiyorlar. Ya bu şartlarda hani çok ucuza ürün satacaklar demek doğru olmaz ama en azından hizmet kalitesi olarak hani müşteriye değer vereceklerini düşünüyorum. Bir de bu Prime tarafını konuşurken Amazon'un şey kısmını da açıkçası bekliyorum. Şu an orada bir hareket yok. Bu Kindle vesaire bu kitap okuyucular konusunda, kitap konusunda Amazon'un da bence çok iyi aktiviteler yapacağını düşünüyorum.
kitap indirimleri zaten şu an mevcutta da Şey var. olmuş, birisi görmüş. Hani grupta mı yazdılar yoksa ben başka bir yerde mi gördüm, Twitter'da falan mı? Hani bu Grupta sözleşmenin yazmışlardı, ben de gördüm. üyelikle ilgili Kindle ve Amazon'un başka sunduğu hizmetlerden bahsediyormuş bir yerde. Büyük ihtimalle tabii onlar da gelecek diye düşünüyorum. Şu Alexa mıydı neydi? Şey var Amazon'un zaten, bu asistanı. game bölümü de var. Ya şimdi zaten benim başta dediğim de şeydi. Ben şeyden tedirginim. Amazon çok büyük bir firma ve çok kolları var. Yani hepsini birbirine entegre edeyim derken her şeyi, yani şöyle bir şey vardır yani, her şeyden yarım anlayacağını bir şeyden tam anla gibi olay vardır yani. Ben hep Evet. onun arkasını desteklerim yani. Ya şimdi her şeyden anlamaya çalıştıkları için her şeyde yarım yamalak kalıyor gibi geliyor bana. Mesela videoda anlattıklarım yarım kalıyor. Atıyorum satışta tamam sen 7.99 veriyorsun, sana çok şeyler vaat ediyor ama hepsinde ne kadar şey yazışıyorsun? Hani hepsini tek tek ne kadar ne diyeyim ben sana, deneyim yaşıyorsun. Deneyim yaşıyorsun. O deneyimin tartman lazım. Bir de mesela fazladan verdiği özellikler de var içinde. Mesela game ile ilgili hiçbir benim alakam yok. Yani ne eşimin var, ne benim var. Ne bileyim, ne çocuklarımla ilgili bir game olayı olacak benim. Game Hani tarafında sanki ne var? Yani ya skinler benim falan bildiğim veriyormuş şey herhalde. var. Ha, oyunların içinde skinler veriyormuş. Twitch biliyorsunuz Amazon'un zaten. Twitch'te bir abonelik verdiğim paraya dahil. Twitch'te mesela senin kanalın var atıyorum. Ben destek olsun diye sana abone mi oluyorum? Like mı atıyorum? Bir şey yaptığım zaman ben Prime'ım diye sana ekstradan para geliyormuş falan, böyle şeyler yapıyor. Ya muhtemelen Senin bunların cebinden hepsi çıkacak para Amazon'dan çıkıyor, oraya gidiyor tabii. Ama şey yani sonuçta, ya tamam güzel bir şey de bunların hepsi üye toplamak için yapılan düşünceler. Yani Abi ben şöyle düşünüyorum. Üye toplamaktan ziyade Prime'ın böyle bir hani ekosistemi var. Yani Gaming'de de varım diyor. Video'da da bence varım. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Market tarafında Ayırması da varım. lazım. Bence ayırması Ben lazım. Videoya tam ayırsın, tersi kargoya düşünüyorum ya. ayırsın, game'e ayırsın. Hepsine Hepsine ayrı ayrı fiyat para istesin. vereceksin abi o zaman. Abi hepsine ayrı fiyat versin ama ben mesela atıyorum videoda ben mesela Netflix arattırmasın bana. Yani ben onu da istiyorum ama ben şimdi işte dedim ya, can alıcı noktaları Türkiye, bizim burada ülkede yaptığı şey 7.99'a her şeyi veriyorum deyince bir şey diyemiyorsun. Bak ben burada mesela daha da derin konuşurdum ama ben şimdi ne desem ya sus lan der yani insanlar. Niye biliyor musun? Çünkü ya 7.99'a zaten bir kargoda bir ürün alsan kargoda diğerini bedavaya çıkarıyorsun. Bedava kullanıyorsun. Ya bedava kullandığın şeyin niye arkasını arıyorsun veya niye, ama öyle değil. Ben sonuçta 7.99'u verirken ben kargosu veya game için vermiyorum. Video için veriyorsam videodan düzgün bir şey istiyorum. Bunu düşünecek Amazon, diyecek ki hangi ürünümü kullanıyorsa adam kesinlikle orada 10 numara deneyim alması lazım diye düşünmesi lazım. Ben Abi ben hepsini sana şöyle veriyorum söyleyeyim. Mesela dememesi lazım. ya bence Video yavaş yavaş kısmında olacak şeyler ya Türkiye için. ha işte onun için diyoruz ya, bir buçuk sene geçsin bakalım göreceğiz. Türkiye ayak uyduracak. Biz mi ona ayak uyduracağız? O mu bize ayak uyduracak? Bakalım Abi ben göreceğim yani. o kadar süreceğini zannetmiyorum. Yani 3-5 ay içinde birçok içerikleri arttıracaklarını düşünüyorum. Kaldı ki hani video konusunda sen Netflix'i çok kullanan bir kişi olduğun için o Ben şimdi sana oradaki şöyle söyleyeyim. alışkanlıklarını bekliyorsun. Ben mesela Prime'da cep telefonundan bir dizi izledim. Geçtim web sitesi üzerinden ben izliyorum browser'dan. Orada da kaldığım yerden devam ettim mesela. Mi Box'ta belki öyle bir şey yoktur. Ben kullanmadığım için Ben sana bir bilmiyorum. şey söyleyeyim Levent. Bizim evde televizyonda sadece Netflix, YouTube, şimdi de yeni Amazon Prime işi ücretsiz diye o. Üçü döner. Bir de IPTV vardır. IPTV'de çok fazla açmıyoruz açıkçası. Ama onun dışında Netflix, YouTube ve işte Amazon Prime girdiği içine o dönüyor ve benim aylık sadece stream tüketimim 1 terabayt. İnternetim sınırsız. Evet. 1 Bayağı terabayta varmış yakın. be. Yani sen gerçekten ben yani o kumanda oturuyoruz. Akşam nasıl televizyon izliyorlarsa insanlar 5-6 saat, bizde Netflix veya başka bir şey döner. Ve sürekli o Doğru söylüyorsun. kumandayla kullanıyorsun. Ben kesinlikle o deneyimimde şey diyorum yani. Hani benim gördüğüm şeyleri, hani İşte akşamleyin bir saat oturan veya atıyorum haftada 2-3 kere Netflix açıp izleyen benim o deneyimimi göremez. Ben mesela yeri geliyor yani kaçırıyorum, kulağımda kulaklık, içeride çocuğa gitmem gerekiyor, tuvalette mesela yardım edeceğim, geri geleceğim, kaçırdım mı tık 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 geri sarıyorum mesela Netflix'te. Amazon Prime'da geri sarmak için Amazon'da şey var. Hayır, yok var abi. geri sarmak da.
Sen telefonu biliyorsun. Sen TV Ha, olayını Mi Box'ı bilmiyorsun. bilmiyorum. Ha, Mi Orada Box'ta nasıl biliyor bilmiyorum. musun? Geri sarmak için iki tane hani Play benzer iki tane geri ve ileri olan şey vardır ya çubuk. Ona Evet. geliyorsun basıyorsun kendisi hızlı hızlı sarıyor sen durdurman lazım hemen. Tak durduruyorsun. Yani böyle bir 10 saniye geri bir 30 saniye geri sabit bir şey yok ya da bastığın kadar geri. Veya geri sardığın zaman ekranda mesela Netflix'te şöyle kare olur ufak görürsün hangi sahnede diye. Kaan sen O bile uygulamayı yok. güncelledin mi Mi Box'ta? Güncelleme geldi mi Güncelledim. yeni? Güncelledim. Ben Güncellemeden dışarıdan sonra da APK güncelmedi yükleyip yani. güncelledim. APK yükleyip ince güncelledim. Ondan sonra Android kendisi marketi bir güncelleme daha var dedi. Bir daha üstelttim. Şimdi artık hep kendi kendine güncelliyor. Ha, Yani sağ ol. market şu an en sonunda. Yani Google'un verdiği, Amazon'un kendi Google'a yüklediği son versiyon bende yüklü. Ve bu şekilde. Ya bu çok saçma ya. Ya geri sardırdığının bir ben sahneyi göreyim de ne 5. dakikada ne vardı onu tıklı durdurabileyim yani değil mi? Ben Evet. işte bak bunları herkes görmez. Ben çok izlediğim için görüyorum. Onu demek istiyorum. Sen çok vakit geçirdiğin için tabii bazı şeyler senin Tabii ben gözüne şimdi mesela batıyor. bu yayın bitsin kapatacağım, oturacağım. Bir şeyler kurcalayacağım Netflix ya da Amazon'dan. Bulursam bir şey izleyeceğim. Sabahtan beri 4 tane dizinin birinci bölümünün yarısına kadar izledim Amazon'da. Ya bir de bir şey diyeceğim. Amazon'daki dizilerin isimleri ve konuları çok güzel. Diziyi açtığın zaman ilk bölüm böyle seni koparmalı, seni bağlamalı ki diğerlerini izle, değil mi? Abi yok öyle bir şey yok ya. Hiç mi beğendiğin Netflix'teki yok? bak Hangi dizileri izledin mesela? Ben merak Netflix'te ettim. mesela Netflix'te beğenmediğiniz çoğu dizinin en azından birinci bölümü bağlamak için çok iyidir. Yani wow falan dersin lan bu dersin. Sonra bozulmaya başlar. Her dizide olduğu gibi bozulur bozulur. Sonra belki ikinci sezonunu izlemezsin. Ama ben şu an işte The Boy dedikleri ya herkes onu diyor. Herkes onu diyor. Abi yok ya ben 3 bölümden sonra dedim ki harbi bir Heroes veya bir şey ya yakalayamıyor o kaliteleri. Aga hiç mi Yok yani. beğendiğin Da var. yok Kaan? Ben de Heroes da var Beğendiğin ya. bir şey yok mu hiç? Yok abi beğendiğim yok. Şu an hepsini deniyorum. Hatta şuradan ekrandan yani vakit yok. Şu an 3 dakika sonra yayın kapanacak biliyorsunuz. Yoksa ben size Uzatacağız. ekran açıp Şey söyleyeyim. yapmayın yani. Uzatacağız. Uzaması Uzatırsın abi. gerekirse Ben sana uzatacağız. şöyle söyleyeyim. Mesela ben The Boys'u çok beğendim. Mesela aptal saptal kahramanlık dizileri izleyeceğimi onu Abi izlemeyi tercih ederim. akademi şu akademi Umbrella mı neydi bir şey vardı Netflix'te. Umbrella. Ha. O O güzel var mi ya abi? 10'a katlar boyusu ben sana söyleyeyim. 10 Abi çarpar tam 2 zıt 2 bölüm düşünüyoruz bir ya. şeyler yapar yani. Ona Yani başladım. onun anlamında. Ona başladım Umbrella'ya. Abi o kadar çok şey belli ki yani sırf işte Avengers benzeri bir şey yapmak için hani kahraman koyalım, şey koyalım. İşte millet izlesin işte yeni Bak ben nesli sana yakalayalım. söyleyeyim şu an. Good Omens diye bir şey varmış. Bunun birinci bölümünü bak 20 dakika izlemişim, kapatmışım. Sonra şeyi izlemişim. Neymiş? Tales from the Loop diye bir şey var. Bunu izledim. Birinci bölümün sonuna kadar şey virüsü izledim, açtım, kapattım aynı şey çakması. Upload'u izlediydim. İki bölüm izleyebilmişim. Sonra şuradan kaydırayım. The Boys'u 4-5 bölüm izledim. Sonra artık şey oldu. O adama zaten sinir oldum ya. O başta Superman gibi olan var ya. Çok Zaten yani onun etrafında döndürmüşler yani. Boyus diyor yani abi bütün ben zaten şey istiyorum. baş karakter o yani kötü karakter o öyle söyleyeyim. Ondan sonra Senaryo öyle işte. Galactica'yı izleyecektim. İşte şey bir de şey izledim şu kulenin tepesinde şey yüksek şadodaki adam var ya. Ya mesela o dizi çok güzel bir dizi. Yani Onun birinci oradaki bölümünü yarıda bıraktım işte. bak şöyle söyleyeyim o dizi yavaş ilerliyor. Konusu da izlemeyenler için söyleyeyim. Yani Biraz eğer tarihi dizi. Hitler yenilmeseydi savaşta dünya nereye gidiyordu? Yani distopik bir dünya anlatıyor orada tabii. İşte Japonlarla işte Almanlar diktatör bir şekilde dünyayı yönetiyorlar. Şimdi bambaşka bir konu. Hani tamam Netflix'te güzel içerikler var ama abi izliyorsun 3 bölüm izliyorsun, 4 bölüm izliyorsun sonra diyorsun ki ya ben bu kadar 4 bölüm izlediğim şey boşa gitmiş. Hani altı boş yani dizilerin. Sana izletiyor bir şekilde popüler dizileri koyuyor. Hatta bugün La Casa de Papel bile yani çok ilk sezonu çok güzel izledik. Sonrası abi yani uzatmak için cıvıttılar da cıvıttılar. İşte Lucifer'ın geldiği nokta belli yani. Hani hiçbir şey bulamadılar Ben Lucifer'da. sana bir Ya şey Tanrı'yı söyleyeyim. indirdiler aşağı. Normalde 8 tane bölüm oluyor zaten bir sezonda. Ben genelde Netflix'te eskiden başladığımda 8 bölümü neredeyse bir günde bitiriyordum. Veya 6 bölüme falan geliyordum. Ondan sonra Amazon'da mesela ben hiç şey yapamadım. Bir başlayıp da bir seri gideyim diyemedim. Hiç gidemedim yani. Hiçbir olmadı yani.
Beğenemedim. Ya şimdi dizilerde şöyle söyleyeyim ben. Erken işte dediğimiz gibi. Bekleyeceğiz bakalım, göreceğiz. Bir belki şey olur. Altyazılar daha çoğalır. Ondan sonra dublajlar gelir. Sonra o dediğim yazılım programı şeydeki Mi Box gibi TV'ye bağlanan cihazlardaki düzgün olur. Bilmiyorum. Yani o zaman belki şey olabilir. Sonuçta her zaman dediğim Android ile gibi. iPhone uygulamasından memnunsun ama onda sıkıntı yok. Ya şimdi iPhone'u daha yoğun kullandım. Android'i az kullandım ama bir sorun yaşamadım. Zaten telefon çok da hızlı bir telefon değil ama düzgün çalışıyordu. Yani Evet. ama şeyde Mi Box'ta ya zaten bak şöyle bir şey var. Hep bir konuştukça aklıma bir şeyler geliyor. Benim para vermemin sebebi nedir? Benim torrent gibi bilmem ne gibi vakit ayıracak durumum yok. Ben istiyorum ki play'e basayım çalışsın. Her şey düzgün olsun. Para verdik sonuçta. Düzgün çalışsın. Ben izleyeyim, tüketeyim. Ondan sonra kapatayım, çıkayım. Yarım kaldıysa bir daha başka bir yerden de platformdan da tıkladığımda devam edebileyim. Benim tamamen konfor odaklı. Ben konforumu engelliyorsa para verdiğim halde tamam şimdi ilk ay bedava. İlk ay bedava. Ama sonuçta bu tanıtıyor kendini. Bedava olması bir şey değiştirmez. En iyi performansta kendini sunması lazım bedavada bile. Evet. Çünkü bundan sonra alıp almayacağım buna göre karar Tam verecek. Türkiye'ye tam anlamıyla hazır girmemişler ama Yani hani şimdi ben yani bilmiyorum. benim orada Netflix'teki değeri yakalamam lazım ki hani şey yapayım. Çünkü biliyorsunuz artık hayat şeye döndü, stream etmeye döndü. Yani ben normal ulusal kanal izlemiyorum. Yani izlenecek bir yayın kalmadı. Kalmadı zaten. Evet. Yani çok beğendiğimiz bir program veya diziyi de ben genelde canlı iken izlemiyorum. Ertesi gün veya sonraki bir gün zaten illaki bir yerlere düşüyor. Oradan izliyoruz. Ya da önemli yanlarını izliyoruz Yani reklamsız halde evet bilmem ne sen de. daha çok Aha. video kısmına değindin. Mesela ben biraz kendim için söyleyeyim. Ben Amazon video kısmını şu an için çok önemsemiyorum açıkçası. Hani yeterli beğendiğim içerik varsa bakar izlerim ama şu an benim için daha avantajlı gördüğüm shopping kısmı, Amazon.com.tr kısmı. Ben şu an için orayı bir de Prime'a üye özel fiyatlar da olacakmış. Onu duydun mu sen Levent Kaan? Bilmiyorum ama. Evet. Yani Prime özel zaten hani bir şu kampanya şey. gibi değil yani. Prime'ı izle 5 lira 10 lira daha sonra indirimli olacak falan diye muhabbetler vardı. Yok şu anda zaten Prime özel bir tık daha fazla indirimliler var. Var mı? Yani indirimli şeyler var. Mesela Prime özel örnek veriyorum yazmış adam termoslarda ek 50 lira indirim var diyor. İşte kulaklıklarda Prime özel ek Ha işte kulaklıkları %10 gördüm. daha. Kulaklıklar tabii üst seviye kulaklıklar olduğu için hani normal fiyatlarını da bilmediğim için Yani pek bir şöyle yorum söyleyeyim ben. yapamadım Hani açıkçası. burada demin söyledim ya işte IMDb'de işte kitap tarafıyla Amazon bunları birleştirecek. Yani ben Kaan'la şurada ayrışıyorum. Hani ben 8 lira veriyorum şu an. 7,99 veriyorum. Prime özelliği, video özelliği çok böyle üst düzey olmasa da beni üzen bir para değil. Yani gaming tarafında da kullanmasam da cebimde bir şeyler var. Hani bir yarın bir gün bir yeğenim kullanır, bir çocuğum kullanır. Birinin ihtiyacı olur. Giderim Twitch'ten işte Ersin abi mesela Ersin Akman HVP'de kanal açacağım diyor. Twitch üyeliğim orada durursa giderim ona destek olurum ya. Yani bedavadan destek oluyorsun. Kargoya para ödemiyorsun. Birçok şeyi böyle sana birlikte sunması ve çok iyi fiyatta sunması gerçekten rekabet edilebilir hale getirmiyor onu. Ama tabii Kaan'a da şöyle katılıyorum ya. Ben mesela Mi Box üzerinde izlemediğim için Kaan'ın yaşadığı sorunları ben uygulama sırasında yaşamadım. Hatta şöyle söyleyeyim ya görüntü kalitesi olarak en üst düzeyi sana zaten 8 liradan veriyor abi. Yani en üst düzey performansı 8 liradan izleyebiliyorsunuz. Ses kalitesi ya benim 5 artı bir TV'ye bağlı şeyim var mesela. Netflix'te de bunu denedim. Torrent'ten de indirip deniyorum mesela. Gerçekten ses kalitesi olarak da içeriklerde üst düzey bir performans veriyor şu an. Orada ben içerik zenginleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de Türkiye'ye özel işte altyazısını ayarlaman lazım, seslendirmesini ayarlaman lazım. Her ne kadar ben seslendirmeyi tercih etmesem de altyazısı hiçbir içeriği bana göstermemesi lazım. Sonuçta ben orada Türkiye'den kaydoluyorum. Ona göre de bana hizmet vermesi lazım. Bir de araya Ben gireyim işte ben Levent. Amazon Video'nun şöyle bir avantajı var. Biliyorsunuz Netflix'in Wide One L1 lisansı diye bir şeyi var. Her cihazda bu Wide One L1 lisansı olmuyor. Mi Box'ta falan var ama mesela herhangi
Çinli telefonların çoğunda olmuyor. Xiaomi markalarının çoğunda olmuyor. Huawei'lerde olmuyor. Çoğunda olmuyor yani. Hatta Samsung'ların bile bazılarında olmayabiliyor bu Wi-Fi L1 lisansı ve seni o lisansı yoksa 480p'ye mahkum ediyor Netflix. Amazon'da böyle bir lisans olayı yok. Telefonunun ekranının desteklediği çözünürlüğe kadar maksimumunu alabiliyorsun. Tabii internet hızı da dahil olmak üzere. Maksimum ne kadar sana stream edebiliyorsa görüntüyü o kadarını veriyor. Öyle işte wideband lisansı gibi bir lisans olmadığı için tüm cihazlarda en yüksek kaliteyi verebildiği için görüntü bakımından ve aynı zamanda senin söylediğin gibi ses bakımından çok iyi. Devam et Levent istersen. Ya ben burada işte diyorum ya Amazon'un işte kitap tarafıyla alakalı da işte Kindle kullanıcılarına özel yarın bir gün işte belki ayda bir kitap hediyesi Prime üyesiysen işte ya da özellikle fiziksel kitap almak istiyorsan ekstra indirimler falan yapacağını da düşünüyorum. Şu an hani daha bebek adımları atıyor yani daha yeni girdi zaten hani şurada baktığın zaman hepsi buraların da eski haline gidip bakalım. Yani kıyas kabul etmez yani neler yaşadığını insanlar anlatıyor zaten. Şu an bile anlatıyor yani. Yani bir üründen memnun kalmıyorsun. İade edebilmek için göbeğin çatlıyor. Yani işte Bir de bazen Kadir mahkemeye mi Gecesi veriyorlarmış? Ne yapıyorlarmış Kadir Gecesi Doğan müşterilerini? arkadaşların da efsane indirimleri var yani. O da güzel bir avantaj. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi Amazon var ya Türkiye'de şu an çok kullanıyor. Niye biliyor musun? Çünkü insanların acısı var başka şirketlerden. Yeni bir şey arayıştındalar ve adamı her türlü bak en kötü ihtimal ne diyorsun mesela demin? Dedin ki daha yeni girdi biraz zaman verelim bilmem ne falan. Hani şey yapıyoruz yani anladın mı? Her türlü iyi olduğunu anlatmaya çalışmaya çalışıyoruz yani. Abi şöyle Evet. söyleyeyim. 8 lira veriyorsun şimdi. 8 lira bir gerçekten şu Bana koşullarda bak o para konuya değil abi. Hani bak o konuda sadaka niyetine versen adam sana hayır. 8 lira diyor yani. Senin paranın bak 8 lira olması veya 20 lira olması değil. Sen 1 lira da versen, 8 lira da versen, 100 lira da versen o senin paranın değerli. Sen verdiğin bir şey var yani sonuçta 1 lira deyip geçme veya 1 dolar veya atıyorum 7 lira, 8 lira deyip geçme. Sen bir hizmet için bir bedel veriyorsun. İstediği bedeli veriyorsun. Sana demiyor ki Kaan Bey, siz gönlünüzden geçeni verin, gönlünüzden kopanı verin demiyor. Bir şey biçmiş ve ben de onu veriyorum. Ben de onun karşılığında bütün her şeyi düzgün olmasını istiyorum. Fark etmez. Benden 30 lira da istese ben isteyeceğim düzgün olmasını. 5 lira da istese isteyeceğim. Netflix mesela ben 17.99'luğu kullanıyorum. Hiçbir zaman 17.99 ödemedim. Çünkü bende en para var. Hep gerisini iade ediyorlar. Ben de Amazon gibi 8 liraya falan üye oluyorum aslında her ay. Yani belki Amazon'da Netflix şeyle en parayla anlaşacak. Belki diyecek ki yarısı diyecek 4 lira diyecek. Sanmıyorum 4 lira olacağını da. O zaman çıkarır 15 liraya. Yine 8 liraya düşürür falan bir şeyler olur. Ama benim için sonuçta şey değil. Ben zaten onun içindeki diziyi torrentte veya ne bileyim film izledi, ıvır zıvır bilmem ne de kalitesiz de olsa bilmem ne de olsa bulabiliyorum. Veya bir ton program var Android'lerde. Seyirtürk'tür bilmem nedir ıvır zıvırdır. İçine anında düşüyor. The Boys'u ben orada başladım mesela Amazon'u aktif etmeden önce. İki bölümünü orada izledim. Dedim izlerim herhalde dedim aktif ettim şeyi. Ücretsiz üyeliği. Ondan sonra da dedim ki konforlu izleyeyim diye şeyin içinde izledim. İki bölüm daha. Sonradan da sıkıldım. İzlememek istedim. Ama yani sonuçta izledim. Ya bana bir şeyler güzel bir konfor sunması lazım ki ben sağa sola muhtaç kalmayayım. Para verdiğimin karşılığını almak istiyorum. O. Benim istediğim o. Yani tamam dedik hani Türk şeyidir, örf adetidir. İlk defa gelmiş Türkiye'ye. Hadi ilk defa geldiği için belki uyum sağlayamıyor. Bilmem ne 3 ay 4 ay. Amerika'da sen Türk film firması gitsin bakalım. İkinci günler gibi bana ne buraya geliyorsa bizim isteklerimizi karşılayacak. Şeyi ne derler ona vaat ettiklerini karşılamak zorunda. Ben para veriyorum ben izlerim der. Bizim gibi değil ki. Bizim hadi 3 ay, 4 ay bir bekleyelim. Bu toparlayacak kendini. Hadi iyiydi bilmem ne. Örf adetimizden kaynaklanan bizim içimizde olan Türk şeyi böyle yapıyor herhalde. Normalde bir Avrupa'da git bakayım sana. Ben param verdim. Benim param değerlidir. 1 euro da olsa, 10 euro da olsa değerlidir. Ben karşılığını istiyorum arkadaş. Veremiyorsan ben sana abone olmam der. Alman kuralını bilirsiniz. Bizde öyle değil ama. Bizde kervan yolda düzülür abi. Dur bir yola çık. Ya.
Dediğin doğru yani. Öyle iyi niyetimizden kaybediyoruz ne kaybediyorsak. Bakalım göreceğiz. Şimdi mesela ya iyi niyetimizden kaybediyoruz ya da çok kötü niyetimizden kaybediyoruz. Ne yapıyoruz? Aynen. Gidiyoruz kredi kartları sanallarla manallarla bedavaya devam etmeye çalışıyoruz. Ne bileyim işte hepsi burada atıyorum arka kapıdan birilerini bulup yüksekten birilerini bulup bu firma bizim önümüzü kesiyor. Buna bir şeyler bulun deyip içine ediliyor. Bilmem ne oluyor falan. Yani böyle şeyler olursa işte tek kervan yolda düzülür. İşte zamanla görürüz. İyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek bakalım. Tabii adalet de çok önemli. Eğer bir sorun yaşadığında hani diğer firmalarla bu adil bir şekilde çözülebilirse Evet. Yani hakimler, savcılar tarafından. zaten o anlamda diyorsun. Ya normalinde ben şeyden yapmak istedim. Mesela garanti ürünlerde biliyorsunuz Huawei olsun, işte Apple olsun hep başı çekerler. İşte memnuniyet, müşteri memnuniyeti götürüyorsun, değiştiriveriyor adam bile. Ben bozdum, yine de değiştiriyor falan diyorsun. Hani şaşırıyorsun, ne yapıyor? İnsan seviyor. İşte shop bölümünde de böyle bir şey yaparsa, sen yaşamışsın zaten Onur, hani iki kere ürün değiştirmişsin kullandığın halde. Böyle şeyler yaparlarsa bizim gönlümüzü kazanırlar. Bizim Türk milletinin dediğim gibi yani. Bu çok Hem ince bir gönlünü çizgide. kazanırlar hem de abi diğer rakipleri de bunu yapmak zorunda kalır. Mesela Amazon'da şu an şey yok. Mesela ben Carrefour'dan biliyorum. Hepsi burada Carrefour'la market tarafında bir işbirlik içinde. Şu an Amazon'da öyle bir şey yok. Belki yarın öbür gün Amazon Türkiye'deki büyük bir market zinciriyle anlaşırsa market tarafına da girebilir. Hani daha onları daha görmedik ki. Onun için diyorum kervan yolda düzülür konusunu. Ortada bir pasta var. E-ticaret pastası ve bu insanlar artık e-ticaret kullanmaya çok başladı. Yani market alışverişini bile adam diyor tuvalet kağıdını artık hepsi buradan e-ticaret sitelerinden oluyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. İlla markete girip görecekti, dokunacaktı. Ama şu pandemiden sonra artık insanlar diyor ya evime geliyor, kapıma geliyor. Niye ağır taşıyayım? Söyleyin gelsin. Ya işte bizim milletimizdeki şeyi ben üzülüyorum. Yani şey yapmamalı. Atıyorum 5 tane servis veriyor sana bir fiyata. Ama her servisi yarım. Sana diyor ki ya diyor işte ya tamam burası kötü ama hani mesela gidersin MediaMarkt'a gibi yerlere. Adam sana der ki işte yanında biz şunu hediye ediyoruz der. Ya tamam ama ben onu hediyeyi sormadım ki onu istemiyorum. Ben önce ürün güzel olsun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani daha ürünü göstermeden adam hediyesini sunuyor gibi. Amazon'da sanki hani tabii belki de böyle bir şey yapmıyor. Hani ben bir parayı hepsine vereyim bilmem ne diyor ama bizim insanımıza ben duyuyorum yani hemen şey diyorlar. Ya adam 5 tane servis satıyor ya 7.99'a. Yani ne kadar kötü olabilir? Kötü olur. Hani birinden birini beğen, birine göre para verdin düşün. Ama öyle değil işte. Ben hep diyorum yani benim için video olayı önemli. Satın alma olayını şey yaparım yani her türlü bir yerden çözeriz. Yine oraydan da kullanırız. Evet, sen video için aldığı için senin için en önemli olan kısım video tabii. Ama diğer avantajlarını önemseyen arkadaşlar için diğer Diğer avantajlar da avantajları. önemli. Senin için alım satım Benim önemliymiş satın, mesela. benim Başkası için için de alışveriş yani uygun fiyata ve o kargo bedava olması güzel. oyun oynayan için de belki abi oyun içi satın alma önemli olacak. İşte oradan bir Evet. tarafta müşteri yakalıyor yani o politikası hoşuma gitti benim. Farklı karakterdeki tiplerdeki insanları bir şekilde bağlıyor. Yani ben oyun için aldım ama bunlar da artısı gibi düşünür mesela. Ya da Ya alışveriş için mesela şey aldım var ama bu da Onur, artısı. daha bizim burada başlamadı da Amazon'da market açanlar olacak zamanla. Amazon'daki marketle Amerika'da çok yaşanan var, duymuşsunuzdur. Hatta çok samimi olduğum biri benim Amerika'da böyle bir işe girdiler. Şey yapıyorlar mesela, atıyorum ürünleri çok mu satıyor? Hemen algoritması tarıyormuş, o bu ürün çok satıyor. Hemen kendi depolarına çekiyorlar, bu üründen satın alıyorlar. Ve daha uygun fiyatı, senden daha uygunu onlar satmaya başlıyor. Bunu robot yapıyor. Biri oturup yapmıyor. Kendi arkada algoritması var. Şey yapıyor. Başlıyor. Aa bu üründen çok satılıyor diyor. Hemen hop çekiyor 1.000 tane senden. Ondan sonra kendi deposuna koyduruyor. Ondan sonra oradan kendisi atıyorum sen 8 dolara satıyorsun. O 7 dolara koyuyor. Ürünü satmaya başlıyor. Ve Abi. senin önünü kesiyor. Ve sen buna itiraz edemiyorsun. Adam en kötü ihtimal o zaman çık marketinden diyor mesela. Amazon'un da böyle kötü yanları var. Görmedi insanlar. Bir başlasın. Benim Abi demek zaten şu istediğim an. şeyler Ya bunlar. ben şunu düşünüyorum. Mesela bir alışveriş sitesinin hani satıcılar üzerinden mesela ne an bir gitti gidiyor tarzı yapmasındansa her şeyi kendi deposundan, kendi elemanlarının elinden çıkması o şirketin adına ve müşterinin adına daha sağlıklıdır. Çünkü Türk insanı biraz ne bileyim özellikle bu satıcılar bir değişik oluyorlar yani yorumlara
sorulara cevap vermiyorlar veya ala ukala cevap veriyorlar. Ya Genelde öyle zaten oluyor. şey ki Amazon'un üzerinden daha bizim ekmek yiyen vatandaşımız çok az. Amerika'da Amazon'un Flex'i var, bilmem nesi var. Adam buradan oraya gurbetçi gidiyor. Bir araba satın alıyor. Ucuza bir araba satın alıp Amazon Flex yapıp kendini geçindiriyor. Yani daha öyle şeyler başlamadı. Burada bir başlasın, Amazon bir şey yapsın. O Abi zaman bakalım göreceğim şöyle nasıl olacak. söyleyeyim. Demin hani kıyaslamaya girdin ya satıcıların. Mesela şu an ben çok iyi biliyorum. E-ticaret tarafında satıcı olarak işte hepsi burada da N11'de çalışan kişiler inanılmaz komisyon veriyor. Belki Amazon'da böyle satıcılarla başlayınca çok yüksek komisyon oranları olacak. Hani biz genelde diyoruz ki ya satıcı ilgilenmedi, satıcı iade almıyor. Abi çünkü örnek veriyorum %20 komisyon veriyor ya hepsi burada ya. Şimdi ürün kârı koyacaksın, %20 koyacaksın. Bir üründen iade alsan zaten adam diyor ki eyvah yandım yani. Onun için de iade Şimdi almamak için de elinden geleni yapıyor çok komisyonu yani. geri almıyor mu? Şöyle bir şey de var ama Almıyor. bilmiyorum da ben tam bir 9-10 sene önce miydi neydi bir ticari sitesi işletmek istedi benim çevremde biri eczane üzerine yani şey ürünü. O zaman bir site yaptık işte aktif ettik bilmem ne işte sadece Antalya içinde satış olsa yeter şimdilik dedik bilmem ne. Yok abi ya ben size bir şey söyleyeyim biz bayağı uğraştık 1,5 sene uğraştık öyle bir popüler olma olayı yok yani yapamıyorsunuz yani o kolay değil onun için hepsi burada o kuvvetini kullanmak istiyor. Tabii. Ya bugün yemek sepeti de aynı abi. Yemek sepetine girdiğin zaman da verdiğin komisyonlar uçuk yani. Ama tabii o adam da bu gücünü kullanıyor. Diyor ki ben işte bu platforma şu kadar kullanıcı giriyor. Bu kadar alışveriş yapılıyor. Yarın Amazon da bunu mutlaka satıcılara sunacak. Hani çok satan ürünlerde. Diyecek ki orayı bırak gel bana. Hani bu da bir rekabet. Zaten şu daralan ekonomide hani satıcılar için böyle büyük bir firmanın gelmesi de iyi. Belki ben bir ürün üretip de X bir firmadan satış yapıyorsam Amazon'a toptan satmayı da tercih ederim abi. Yani az Yani. da olsa karlı satarım ama Valor'dan kazanırım. Ama ben şunu düşünüyorum mesela Amazon'un Türkiye'de çok satıcılar üzerinden yürüyeceğini düşünmüyorum ben. Şu andaki zaten ürün çeşitliliğinin az olmasının sebebi de biraz o. Hani çok satıcılar Abi üzerinden hizmet yürümeyecek kalitesini çünkü Amazon 2 ay önce girdi ve çok satıcı vardı dışarıdan. Satıcısı Amazon olmayan çok ürün vardı. Şimdi satıcısı Amazon olmayan çok da fazla ürün yok. Benim gözlemim bu. Bilmiyorum yanlış mı Levent? Abi hizmet kalitesini al. Yani bozmayı istemiyorlar zaten. Onun için şu an az ürün var. Yoksa hani Amazon'un sahibi zaten dünyanın en zengin adamı yani. Ya burada baktığın zaman adam girip böyle çok çeşit ürün vermek istese herkes bütün satıcıları içeri atar. Ama ondan sonrası yaşayacağı problemleri bildiği için o hizmet kalitesini bozmadan müşterinin yani sadık müşteri oluşturmaya çalışıyorlar. Onun için herhangi bir şey Ben yok. sadık müşteri olduğum sayılır. Pazarı iyi tanımaları lazım. Pazarı tanıyan ve Amazon'un merkezine işte bilgi veren kişiler artık Türkse veya ne bileyim bir bölge Asya bir CEO'sudur bir şeydir. Artık kimse o sorumlusu. Onların iyi pazar araştırması yapıp mesela Türk milletinin ne istediğini bilmesi lazım ki ona göre yürümeli. Yoksa atıyorum Amerika'daki, Almanya'daki, Fransa'daki işte atıyorum Doğu ülkelerdeki gibi bir şeyle yürütmeye çalışırsa olmaz. Yapamazlar yani. Mesela Çinliler de Xiaomi Türkiye'yi iyi bir şey yaptı. Evet, iyi Tarttı tanıdı yani. Türkiye'yi iyi tanıdı. İyi yaptı. Yani bu adamlar dedi ucuz ürün ne üretirsen üret bunlar alıyor dedi. Ucuz olsun da yeter ki dedi yani. Ve öyle iş yapıyor. Zamanında General Mobile de aynısını yaptı. Bir tane ürün çıkardı çok uygun fiyatlı. Aa işte dediler amiral katili bilmem ne bir falan. Bir yıl boyunca sattı. İkinci yıl ne oldu? Şimdi Tuko yani hiç kimsenin sevmediği firmalardan biri. Aynen. Yani bizim Aynen. ülkemizde çok sevilip bir anda çok da kin duyulabiliyor anında hemen. Duygular Yani bir çabuk değişiyor yanlışında. yani. Evet yani onu iyi tartması lazım. Yoksa hepsi burada kendini tutturdu yani tek başına olduğu için, lider olduğu için yürütüyor Türkiye'de. Bakalım şimdi nasıl olacak? Haklısınız. Arkadaşlar, teknoloji sohbetlerinin 6. bölümünün sonuna geldik. Son olarak Levent ve Kaan'a söz verelim. Söylemek istedikleri başka bir şey var mı? Levent. Yani şöyle yapalım. Biz şimdi burada yorumlarımızı yaptık kullandığımız kadar. Arkadaşlar da bu Amazon'un hem market uygulamasını hem video uygulamasını, gaming uygulamasını kullansınlar.
Hani bizim göremediğimiz noktalar olabilir. Tavsiye edecekleri dizi ya da filmler olabilir. Mesela Kaan 4 bölümümüz 4 tane diziyi yarım bırakmış. Belki arkadaşlar öyle güzel dizi tavsiye edecekler ki sezonu bitirecek yani Kaan. Onun için o tarz ya da bizim gözümüzden kaçan tavsiye edecekleri şeyler varsa buradan haberleşelim. Yorum yazsınlar. Takipte kalsınlar. Kendilerine dikkat etsinler. Sağlıkta kalsınlar. Kaan. Ya ben arkadaşlara şunu öneriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle verdiğiniz paranın hakkını arayın. Paranız değerli. 8 lira da verseniz, 50, 80 lira da verseniz bence isteyeceğiniz şey deneyim aynı olmalı. Çünkü size diyor ki şu kadar ücrete bu deneyim vereceğim diyorsa onu vermek zorunda. Ve bir firma ne olursa olsun çok erkenden hemen aşık olmayın. Her şeyle kabullenmeyin. Aa bu geldi falan demeyin. Başka eski sevmediğiniz firmalarını ezecektir şeyiyle hemen taraf tutmayın. Veya ne bileyim takım tutar gibi hemen bağlanmayın. Bence parasını veriyorsanız karşılığını vermek zorunda, vermiyorsa kötü olduğunu söyleyin. Ve bir kere üyeliği başlattıysanız da sonuna kadar tabii ki şey yapın yani. Köküne kadar kullanın. Benim diyeceğim bu. Yani sonuçta kimse kolay kazanmıyor parasını. Ver paralı bir ücret üyelik alıyorsunuz. Bir platforma bir para veriyorsunuz. O zaman sonuna kadar hakkınızı isteyin, arayın. Yani çok gülünecek şey bile isteseniz istemeye devam edin. Bırakın gülsünler insanlar, şey yapsınlar yani. Çünkü böyle kaliteli olur şeyler, ürünler. Ondan sonra servisleri. Şu an çok iyi girdi. 7.99'a çok servis veriyor. Neresinden tutsanız bir işe yarar yanı var. Onun için göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Ben bunu söylüyorum. Evet arkadaşlar, yayınımızın sonuna geldik. Telegram gruplarımıza katılmayı, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Levent ve Kaan'a çok teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.